Cumhurbaşkanımız kabine toplantısından sonra KYK borçlarıyla ilgili, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren KYK borçlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Faizlerin alınmayacağı, enflasyon farkından zarar görmeyeceği yönünde. Bununla ilgili bir açıklama yapabilir misiniz? Sıcak bir şimdi biz zaten daha önce bu konuyu gündeme taşımıştık. Şahsım ve partimiz olarak. Tabii daha önce faiz alınıyordu bu şeylerden, kredi geri ödemelerinde. Biliyorsunuz üniversite okuyan öğrencilerimize bir burs veriliyor, bir de kredi veriliyor. Evet. Burs karşılıksız, daha imkanı az olan ve daha başarılı olan öğrencilere veriliyor. Kredi ise başvuran herkese veriliyor. Bu da önemli bir imkan. Çünkü daha önce bizim dönemlerimizde de bu da yoktu. Yani herkese kredi çıkmıyordu. Yani kredi almak büyük bir meseleydi. Meseleydi ve oranda bu kadar yüksek değildi. Yani meblağ da bu kadar yüksek değildi. Şimdi her başvurana, ister zengin burası olsun, çok ister... Önemli. Her başvurana veriliyor. Her başvurana kredi veriliyor. Ben bunu bilhassa birkaç hani böyle itiraz gelince bizzat muhataplarıyla da, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü de, Sayın Bakanımızla da görüştüm. Bu bilgiyi teyit ettirdim. Ben de böyle biliyordum zaten. Herkese veriliyor. Şimdi daha önce faiz uygulanıyordu buna. Düşük oranda da olsa. Fakat faiz yüksek kalıp enflasyon düşük olunca, bundan birkaç sene geriye gidersek hatırlayın, Türkiye'de enflasyon 6'lara 8'lere evet, kadar düşmüştü. O dönemde ama faiz 10'un üzerindeydi. Yani 12'ler 13'ler seviyesindeydi. Neredeyse 2 katıydı. Bunun için kredi kullanan öğrencilerimiz fazla zarar görmesinler diye, daha kolay ödeyebilsinler diye, enflasyon farkı, faiz değil de enflasyon farkı alınır diye bir değişiklik yapılmıştı. Lakin şu anda enflasyon Türkiye'de neredeyse faizin 3-4 katı seviyesine geldi. Yani bugün diyelim faizler 20'ler seviyesinde, enflasyon 73-75. Şimdi böyle olunca, hal böyle olunca bu doğru değil. Biz bunu görüştük, gerekli görüşmeleri yaptık ve Büyük Birlik Partisi olarak bundan faiz de alınmasın, enflasyon farkı da alınmasın ve öğrenci çektiği krediyi işe girdikten sonra, mezun olup işe girdikten sonra 10 yıl içinde eşit taksitlerle ödesin dedik. Evet. Mesela diyelim ki öğrenci 4 yıl diyelim kredi almış olsun. Şu anda 800 lira herhalde aylık kredi. Şimdi 850. Bunu yıl boyu alıyor. 12 ay alıyor. Sadece okul olduğu zaman değil. Aşağı yukarı 40 bin lira gibi bir rakam tutuyor. Yani yıllık 4 bin lira gibi. 4 bin lirayla geçen bir rakam tutuyor. Bunu 10 yıla böldüğünüzde yıla 4 bin lira düşer. Bunu aya böldüğünüzde işte 370-380 TL gibi bir taksit ki, hele bunu bir de 2 sene sonra ödeyeceğini düşün. O zamana kadar o para daha da eriyor. Dolayısıyla da bütün krediyi alanlar bir işe girdikten sonra bunu rahatlıkla ödeyebilirler. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bu müjdeyi verdi, bu açıklamayı yaptı. Bütün öğrencilerimize, kredi kullanan bütün vatandaşlarımıza, kardeşlerimize hayırlı olsun inşallah diyoruz. Sayın Başkanım, bu noktada müjdeyle